İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Konuğumuz bugün Cemal Kozacı Bey. Hoş geldiniz Cemal Bey, merhabalar. İyi günler efendim, teşekkür ederim. Evet, bugün 17 Ekim Pazar ve saat şu anda 12. Program kaydını bugün gerçekleştiriyoruz. Siz bu programı yarın, yani pazartesi günü saat 16'da izleyeceksiniz. Evet, bu programda konuğumuza orman yangınlarına ilişkin sorunları ve çözümlerini soracağız. Ben izninizle sizi kısaca tanıtmak istiyorum Cemal Bey. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezunsunuz. Teknik Emniyet Mühendisliği ve Yangın Mühendisliği konusunda İngiltere ve Almanya'da çeşitli kurs ve sertifika programlarına katıldınız. Lisansüstü çalışmalar yaptınız. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden iş sağlığı güvenliği yüksek lisans derecesini aldınız. Konunuzda yaklaşık 45 yıldır çeşitli özel sektör kuruluşlarında tam zamanlı veya proje bazlı çalıştınız. Son olarak Ford Otomotiv AŞ'de yangın güvenliği ve acil durum koordinatörü görevinden emekli oldunuz. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak itfaiyecilik ve yangın güvenliği programını kurdunuz ve başkanlığını yaptınız. Devam ediyoruz üniversitelerdeki çalışmalarınıza. Maltepe Üniversitesi'nde Sağlık, Emniyet, Çevre, Kalite Yönetim Sistemleri dersi, Yangın Güvenlik Uzmanı Sertifika Programı dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ise iş sağlığı, güvenliği, uzmanlık sertifika programında tehlikeli kimyasallar ve yangın güvenliği derslerini verdiniz. Uluslararası sigorta broker firmaları için sanayi kuruluşlarına ait yangın risk değerlendirme raporları hazırladınız. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, kısaltılmış adıyla TÜYAK başkanlığını da yaptınız. Evet efendim, oldukça detaylı ama hep yangınla, afetlerle ve iş güvenliğiyle ilgili alanlarda uzmanlığınız var. Tekrar programımıza hoş geldiniz ve ben hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Şimdi konumuz orman yangınları olduğu için çok kısaca özellikle de orman yangınları açısından orman yangın bölgelerindeki ormanlarımızın özellikleri konusunda kısa bir bilgi rica ediyorum sizden. Evet, teşekkür ederim. Okuduğunuz gibi yaklaşık 45 yıllık bir meslek hayatı ve yangın güvenliğiyle iç içe bu çalışmanın tamamı, büyük kısmı yangını önlemek ve korunmayla ilgili. Çünkü yangın söndürme ayrı bir meslek ve ayrı bir branş. Şimdi efendim, son orman yangınlarıyla ilgili çeşitli programlar yapıldı. Kısaca özetlemek gerekirse, bir kere yangın yangındır. Yani yangının olması için yanıcı madde lazımdır, hava lazımdır ve ısı enerjisi lazımdır. Bizim orman yangınlarımız senelerce sürmektedir ve bundan sonra da olacaktır. Özellikle bizim Ege Akdeniz iklim kuşağı ve tüm Akdeniz havzasındaki iklim şartları ve bitki örtüsü özellikleri nedeniyle orman yangınları olmaktadır. Özellikle Ege ve Akdeniz'deki bizim ormanlarımızın, ki yaklaşık Türkiye ormanlarının %67'si bu bölgededir. Çam ağacı, karaçam ve özellikle kızılçam adıyla tanınan ağaçlardan meydana gelmektedir. Bu kızılçamın bir özelliği şudur. Çok çıralı bir ağaçtır. Yani reçinesi boldur. Çıra olarak kullanılır bu ağaç, kızılçam. Ve terebentin denen bir şeyi vardır. Bunun öz suyu vardır reçineden. Bu bir solventtir. Çözücüdür. Yanıcı maddedir. Ve çok tehlikeli bir yanıcı maddedir. Yani bunun yangınla ilgili olanlar bilir. Parlama noktası 35 derecedir. Çok kısa sürede buharlaşır ve yanıcı buharlar etrafa yayılır. Bizim bu ormanlardan geçerken aldığımız güzel çam esansı işte bu terebentinin kokusudur. Ve bir özellik daha var. Bu yanıcı maddenin buharı havadan ağırdır.
Yani rüzgarla kolay dağılmaz. Havadan 4 kat ağırdır. Ormanın içine çöker, kalır orada. Bu nedenle bizim Ege ve Akdeniz'deki orman bitki örtülerimizdeki yangın çok daha kolay meydana gelebilir. Evet, buradan hemen gene orman yangınları esaslı olmak üzere yangın güvenliği konusuna geçebilir miyiz acaba? Bu konuda sizin bir şeyiniz de var, hazırladığınız 2 numaralı görselimizi de hemen alabiliriz ekrana. Gören Bey, buradaki amaç şuydu, bu görseldeki amaç. Yangın güvenliği dediğimiz kavramın 3 ana şeyi vardır, kolonu, sütunu vardır. Bunlar hiyerarşik olarak sıralanmıştır. Birincisi yangını önlemektir. İkincisi yangından korunmak. Bütün yangınlar için geçerli değil mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Yangın güvenliği. İster orman yangını olsun, ister sanayi yangını olsun, ister yani ev yangını olsun. Yangını önleyeceksiniz. Birinci olarak yangın çıkmasını önleyeceksiniz. İkincisi yangın anında can ve mal kaybını minimumda, en azda tutacak korunma önlemleri olacak ki bu teknolojik bir yatırımı gerektirir. Alarm sistemleri, söndürme sistemleri vesaire. Bir de üçüncüde de yangından söndüremediniz, korunamadınız, büyüdü yangın, o anda söndürme yapılacak. Bu da itfaiyenin ayrı teknik araç gereçleri de yapacağı bir iştir. Evet, bu özellikle önleme konusunda neler söyleyebilirsiniz? Efendim, yangın önlemi aslında yangın güvenliğinin en az masrafla, daha doğrusu hiç para harcamadan yapılan bir bölümüdür. Çünkü burası tamamen yönetsel önlemlerdir. Yani bir kere yangın çıkmasını önleyici yönetmelikleri, çalışma şartlarını hazırlamak, bununla ilgili kontrolleri yapmak, denetimleri yapmak. Yani yangının çıkmaması için nasıl çalışılması gerekir? Bu ister ormanlarda olsun, ister fabrikalarda olsun, böyle bir çalışma ortamının hazırlanması demektir bu. Evet, yani, riskleri hesaba katarak herhalde, değil mi? Aynen, risklerin risk analizi yapılması ve buna göre de ortaya çıkan riske göre de önlemlerin alınması. Bunlar hep yönetseldir. Evet. Yani mevzuatla ilgili kısımlar mı yönetsel derken? Evet, mevzuat da bunun içindedir tabii ki. Mevzuat bakımına yalnız Türkiye'miz çok şeydir, eksiktir. Bir tek elimizde mevzuat olarak binaların yangından korunması adıyla bir yönetmeliğimiz var. Halbuki bu yurt dışında her konuyla ilgili yönetmelikler, standartlar, uygulama kuralları vardır. Ülkemiz bu bakımdan eksiktir. Ama orman konusuna geldiğimizde, bizim Orman Genel Müdürlüğümüz yaklaşık 200 yıla yakın bir yapı olduğu için ve Orman Genel Müdürlüğü'nün içinde Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı ve bunun altında da 6 tane şube müdürlüğü vardır. Yangını önlemek, yangından korunmak, hava şart araçlarını kullanmak, simülasyon, meteoroloji şube müdürlüğü gibi 6 tane şube müdürlüğü vardır. Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü. İşte bütün bunlar aslında yönetsel önlemlerdir. Evet. Bununla ilgili bir yönetmelik vardır. Orman Kanunu'na dayalı olarak çıkartılmıştır. Bunlar var. Ama olması yetmez. Birçok ben bu kadar sevdik deneyimimde görürüm ki yazılı olarak her şey vardır ama bir yerde durur. Mühim olan bunun uygulamaya geçirilmesidir. Hayata bu da, geçmesi. Bu da yönetim anlayışı, baştaki liderliktir ve eğitimdir. Yani şunu diyebilir miyiz Cemal Bey, özellikle orman yangınları konusunda gerek mevzuat olsun, gerek yazılı önlemler konusunda ciddi bir eksiğimiz yok. Ama uygulama noktasına geldiğimiz zaman temel problemin orada başladığını ifade edebiliriz. Sizin sözünüzden bunu anlıyorum. Evet. Ben de bunu ifade etmek istedim. Çünkü son yaşadığımız büyük yangında bunun izlerini ve emarelerini gördük. Evet. Peki korunma konusunda ve söndürme konusunda neler söylemek istersiniz?
Korunma konusu dediğim gibi bir altyapı gerektirir. Yani şimdi gene orman özelinden gidersek, konuya bakarsak, birincisi yangının algılanmasıdır. Yangın konutlarda veya iş yerlerinde dedektörlerle algılanır. Ama yangında kuleler vardır, gözetleyici kuleler vardır. Türkiye'de 700'ü aşkın yangın gözetleme kuleleri vardır. Son yıllarda bu yangın gözetleme kulelerine kamera sistemleri de kurulmuştur. Yaklaşık kulelerin dörtte birinde kameralar vardır. Bunlarla merkezi bir yangın yerine görüntü aktarımı yapılır. Artı son yıllarda uzaydan özel uydularla, remote sensing dediğimiz uzaydan algılamalarla ve NASA'nın programlarıyla yangınları uzaydan algılamak da mümkündür. Takdir edersiniz ki bugünkü uzay teknolojisinde uzaydan bir aracın plakasını dahi okumak mümkün oluyor. Evet. Bu çözünürlükte yangınları da gözetlemeden çok daha önce algılamak mümkün olabiliyor. Evet, bu konuda da bir haritamız var. O haritayı da ekrana alabilirsek sizin belirttiğiniz bu özelliği daha iyi görme imkanımız olacaktır. Evet, evet. Bu modelsin altta da görüyorsunuz, NASA'nın da şeyinle bu program geliştirilmiştir. Hatta şeye dahi normal izleyicilere dahi açık bir programdır. Bunun tabii daha detaylı algılanması için zannederim belli bir ücretle iyi olmak gerekir. Şimdi bu işin algılama tarafı. Evet, bir şey soracağım. 7/24 çalışan bir sistem midir? Tabii. 7/24 evet. Çalışan bir sistemdir. İkinci konu, yangını algıladık. Nasıl müdahale edeceğiz? İlk müdahale. Evet. Şimdi ilk müdahale için yangın söndürme cihazları var. Evlerde, fabrikalarda vesaire. Yangında ilk müdahaleyi yapacağımız şey, iki tane temel aracımız var. Bir tanesi havadan, bir tanesi yerden araçla müdahaledir. Araçla ilk müdahale yapmak için orman idaresinin önünde arazi şartlarına uygun yangın söndürme araçları var. İlk müdahale araçları var. Bunlar da anladığımız ve bakanlığın sayfasından gördüğümüz kadarıyla yeterli sayıda. Ama takdir edersiniz ki araç her yere giremez. Bunun için elimizde havadan müdahaleden başka çare yok. İlk müdahale yapmamız için de helikopterdir. Ve daha sonra da yangının gelişmesine göre uçak ve helikopter beraber kullanılabilir. Yani yangına, orman yangınlarına müdahale araçlarımız bizim havadan ve yerden olur. Yer araçları ve hava araçlarıyla ancak müdahale edebiliriz. Evet, yani bizim böyle uçak mı helikopter mi gibi bir tartışmaya girmemize gerek yok. İkisi de özellikle havadan müdahale konusunda kullanılması gereken araçlar. Kesinlikle. Zaten bugüne kadarki uygulamalarda Orman Genel Müdürlüğü bu her iki aracı beraber kullanmıştı. Yani bununla ilgili slide'a bakarsak, 4 numaralı slide'ımıza, uçak ve helikopter beraber kullanılmıştı. Ve ilginç bir şeydir. Yani geçenlerde yine sizin yaptığınız bir programda bir sunuda Orman Bakanlığı'nın, daha doğrusu yangınla mücadele ilgili bütçesinde bu helikopterlerin alınması için senelerce önce paralar yatırılmış şeye, savunma sanayine. Zannederim başta 30 tane helikopter alımı için, ama bu helikopterler bir şekilde Orman Bakanlığı'na gelmedi, Orman Genel Müdürlüğü'ne. Dolayısıyla bu son olayda biz uçaksız ve birkaç helikopterle ancak yakalandık. Ve bu tabii büyük bir, geçmiş yıllara kıyasla büyük bir zafiyet yarattı. Evet, yine bizim Medyascope televizyonunda yapmış olduğumuz, Profesör Doktor Nurhan Yentürk'le gerçekleştirdiğimiz Orman Bakanlığı'nın bütçesi ve harcamalarına ve planlamalarına ilişkin programı
referans olarak gösteriyorsunuz. Evet, o programda detaylı olarak konuyu ele almıştık. İzleyicilerimiz bu programa YouTube üzerinden ulaşabilirler. Evet. Uçak helikopter konusunda birkaç noktaya daha ilave edeyim. Helikopter ilk müdahale içindir. Çünkü helikopterin taşıyacağı su miktarı kısıtlıdır. Evet. Helikopterin cinsine göre 400-500 litreden 1,5-2 tona kadar, bazı çok büyük helikopter 3 tona kadar su taşır. Ama helikopterin su alma işi daha pratiktir. Uçak yeniden su almak için çok daha fazla vakit harcar. Onun yaptığı söndürme sortilerinde helikopter çok daha şey yapar. Pratik olarak gidip gelir. Sonra çok önemli bir şey. Yangın helikopteri yoktur. Yangın uçağı vardır. Helikoptere bu özel torbayı, yangın kovası denen şeyleri bağladığınız birinde her helikopteri siz yangında kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yangın helikopteri diye bir ayrı bir şeye de gerek yok. Bizim kamunun elindeki tüm helikopter envanterini bu şekilde yangın torbaları, su torbalarını değerlendirmek, pilotları çok kısa bir eğitimle yangınla mücadelede kullanmak mümkündür. Evet, yani sivil havacılıkta kullanılan helikopterler ve silahlı kuvvetlerin hizmetindeki helikopterler de çok rahatlıkla kullanılabilir diyorsunuz. Emniyetin, evet. Silahlı kuvvetlerin helikopterleri, evet. Evet, efendim orman yangınlarının nedenleri konusunda da siz bir çalışma yürüttünüz. Bunu kısaca özetleyebilir miyiz ve bir de kök nedenler belirtiyorsunuz. Lütfen bu konuya girelim şimdi. Evet, şimdi 5 numaralı slaytımıza baktığımız zaman hep şeylerde, istatistiklerde şunu görürüz. Orman yangınlarının çıkış nedenlerine baktığımızda %42'si belirlenemeyen der, %34'ü ihmal dikkatsizlik der, %7'si kasıttır, %5'i kazadır, %12'si de doğal nedenlerle yıldırım vesairedir. Şimdi burada çok ilginçtir bu. Bir kere %42 belirlenemeyen diye bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Nedeni belirlenemeyen yangını ben kabul etmem. Her yangının nedeni bellidir. Eğer yangının nedeni belirleyemez iseniz yangını söndüremezsiniz, önlem alamazsınız. Dolayısıyla bu biraz kabul edilemez bir grafik. İkincisi ihmal ve dikkatsizlik diye bir yangın nedeni de olmaz. İhmal ve dikkatsizlik neyse bunun önlenmesi mümkündür. Bu nedenle 42 artı 34 ki yaklaşık ne eder? 76 eder. 76. %76'lık bir yangın nedenini siz yönetebilirsiniz. İşte risk yönetimi budur. 4'te 3 yani. Tabii ki. Yani insan kaynaklı nedenleri yönetmek mümkün. %100'ünü belki yönetemezsiniz ama %90'ını yönetebilirsiniz. Nasıl olacağını da şey yapayım. Size biraz sonraki slide'le beraber anlatmaya çalışayım. Evet efendim. Hemen kök nedenlere geçip bir, evet, şey soracağım yalnız. Bu, buyurun. Herhangi bir yıla ait yüzde midir yoksa genel duruma ilişkin midir? Söyleyeyim size yaklaşık 8-10 yılın bir ortalaması, son yıllara ait bir. Son yıllar. Son yılların ortalamasıdır. Ki bu aşağı yukarı hep böyledir. Yani büyük bir neden belirlenemez veya ihmalden kaynaklanır derler. Bunlar çok yanlıştır. 2010-2020 arası diyebiliriz yani buna. Diyebiliriz. Evet. Şimdi bir olayın, bir kazanın bir görünür nedeni vardır, bir de kök nedeni vardır. Kök nedeni eğilmezsek risk yönetimi yapamayız. Şimdi baktığımız zaman son yıllarda Türkiye'deki orman alanları küçük küçük parçalara ayrılıyor. Yani bizim 20 küsür milyon hektarlık orman alanımız daha önce 101 bin parça iken bu 158 bin parçaya bölünüyor. 10 hektardan küçük parçaların sayısı %18 artıyor. Bunun nedenleri var. Biraz sonra ona şey yapacağım. Ama bunu da
Şöyle söyleyeyim size. 28 Ağustos'taki Muğla Belediyesi'nin yangından sonra düzenlediği yangın çalıştayında bir hocamızın konuşmasından aldım bu bilgiyi. İsmini hatırlamadığım için kendisinden özür diliyorum. Fakat bu çok önemlidir. Çünkü siz ne kadar büyük parçalara bölerseniz ormanı, risk artar. Nitekim bu şurada belli çıkıyor. İstatistiklerde yangın sayısı artıyor. Son yıllarda. Enteresan. Yangın sayısı artıyor. Yalan alanı azaltıyoruz diyorlar. Tamam, demek ki araç gereç müdahale imkanlarınız fazla ama yangın sayısı artıyor. Buna bir bakın, neden yangın sayısı artıyor? Bunun artması önemli nedeni şu: orman insan ilişkisi artıyor. Yani ormanlarımıza madenler için izin veriliyor. Turistik tesisler için izin veriliyor. Termik santraller, HES'ler, havaalanları ve benzeri amaçlarla 748 bin hektar arazi orman dışı uygulamalara tahsis ediliyor. Yani ormanla insan iç içe. Evler ormanın içine kadar yapılıyor. Geçen sene bir Hatay'da yangın olmuştu, İskenderun'da hatırlarsanız. Apartmanın balkonundan yandaki ormanın ağacına neredeyse insanlar elinle dokunabilecekti. Dolayısıyla orman arazi olarak görülüyor. Bu şekilde olduğu zaman, yani insanla orman arasında bir güvenlik bandı tesis edilmediği ve ormanın orman dışı amaçlarla kullanılması yaygınlaşınca bir kere orman yangınları artıyor. İkincisi, ormanlarımız son yıllarda artık bir odun kaynağı olarak görülüyor. Bizim lif, levha üretimimiz çok arttı ve bunlar yurt dışından ithal ağaç da bulunamadığı için iç kaynaklara yöneldi. Bütün bunlar, Gören Beyciğim, bizim orman yangınlarıyla ilgili dikkat edeceğimiz çok önemli konular. Şunu söyleyeyim. Bir kere madenler için ormanların yok edilmesini kabul edemeyiz. Evet. Fakat Kaz Dağları çok gündemde olduğu için zannederim vazgeçildi. Ama son yangında Kemerköy ve Yeniköy santrallarının civarındaki tüm arazi, biraz daha ileride de yatağın termik santralı vardır. Bütün o arazinin altı, o ağaçların, o ormanın altı linyittir efendim. O ormanlar ve üstündeki toprak sıyrılınca alttan linyit çıkar. Şimdi bunun kavgası veriliyor. Evet. Evet. Maalesef bu sadece Ege bölgesine has bir sorunumuz değil. Aynı zamanda Türkiye'nin her bölgesinde karşı karşıya kaldığımız ve riskleri çok da arttıran durumlar. Evet, evet, buradan hemen bir uluslararası yangın yönetimi, yani özellikle de tabii ki yine orman yangınlarına ilişkin özellikleri ön plana çıkartarak, nasıl siz Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ile ilgili örnekler hazırladınız? Belki de bu Amerika Birleşik Devletleri yangın yönetimi tablosunu, İngilizce bir tablodur ama siz sanıyorum onu Türkçeleştirerek biraz aktaracaksınız. Evet. Evet, burada gördüğünüz gibi Amerikan Yangın İdaresi çok ciddi bir organizasyondur. Bunun altında Ulusal Yangın Akademisi vardır, Ulusal Yangın Programı Bölümü vardır ve yönetim ve operasyonla ilgili bölüm vardır. Üç ana bölüm. Türkiye'mizde böyle bir yapılanma yok. Türkiye'mizdeki yangın yapılanması yerel yönetimlerdeki itfaiye müdürlükleri ve daire başkanlıkları şeklinde. Zaten öyle olması lazım. İlk müdahalenin oradan yapılıyor. Yangına müdahalenin yerelden olması lazım. Sakın ha yangına müdahalenin merkezden olacağı şeklinde bir algı yapılmasın. Çok da feci sonuçlara gider. Ama yangın yönetiminin organizasyon olarak yapısı, kurallarının, çalışma talimatlarının, standartlarının konulması lazım. Bir sonraki slayda gelirsek, burada önemli bir konuda şunu görüyoruz. Şimdi profesyonel yangın itfaiyecilerin yanında çok çeşitli yerlerde kullanılacak gönüllü itfaiyeciler vardır. Bakın, Amerika'daki itfaiyecilerin %31'i profesyoneldir,
%69'u gönüllü itfaiyecidir. Nüfusu 25 bin az yerlerde gönüllü itfaiyeciler vardır. Bunların bir kısmı tamamen gönüllüdür, bir kısmı karmadır, part-time çalışırlar, bir kısmı tamamen profesyoneldir. Toplam 1.134.000 itfaiyecinin ne kadarı profesyonel, ne kadarı gönüllü görüyorsunuz. Almanya'ya baktığımızda orada da böyle. Bir sonraki tabloda görebiliriz bunu da. Almanya'da da nüfusu 100 binden fazla olan yerlerde profesyonel itfaiyeciler vardır. Bir diğer önemli konu da şu. Sanayi, organize sanayi bölgeleri ki bizde de öyledir. Büyük sanayi kuruluşları ve yüksek riskli kuruluşlar kendi itfaiyelerini kurarlar. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Birçok modern turistik tesislerimiz var. Bin yataklı otellerimiz, tatil köylerimiz var. Bunlar orman idarelerinin içinde kurulmuş. Bunların kendi itfaiye, araç, gereç ve personeliyle müdahale ekiplerinin olması gerekir. Bu zorunluluğun bulunması gerekir. Buna yapılacak yatırım, tesisin genel yatırımı içerisinde %1, %2'yi geçmez. Bu tesislerimizin yangın hidrantlarının kendi yangın su depoları olması lazım. Ve gönüllü itfaiyeciliğin eğitimiyle, organizasyonuyla, kurallarıyla yerleşmesi gerekir. Burada gene bizim bazı yerel yönetimler, itfaiyecilerimiz, itfaiye müdürlerimiz çok iyi uygulama yapıyorlar. Mesela köylere birer itfaiye şeyi veriyorlar, römorku, su römorku, pompası var. Oradakileri eğitip ilk müdahaleyi yaptırabiliyorlar. Zaten eskiden orman köylüsü yangına ilk müdahaleyle zorunlu idi. Evet. Bunların eğitimleri verilirdi. Araç gereç verilirdi. Bu konuda da şimdi biraz geri kaldık zannediyorum. Önemli bir noktayı vurguluyorsunuz. Evet, geçmişte ormanlarla ilgili olarak alınmış olan önlemler ve özellikle köylülerin bu konuda eğitilmesi son derece önemli bir tedbir idi. Risk artmasına rağmen, özellikle iklim koşulları nedeniyle artmasına rağmen bu konuda da ciddi bir gerilemeyle karşı karşıyayız. Almanya örneği hakikaten son derece önemli ve bir önemli vurgunuz da eğitimli gönüllülerden bahsediyorsunuz. Yani kesinlikle. Hemen eline bir tane kova alıp, bir tane kürek alıp, bir kazmayla alana koşturan insanlardan değil, daha öncesinde eğitilmiş olan bölge insanlarından bahsediyoruz. Bu da yerellik açısından tabii ki son derece önemli. Mesela şu anda ekranımıza gelen görsele baktığımız zaman genç itfaiyeci ve 10 ila 17 yaş arasında. Çok çok enteresan. Tabii. Evet, buyurun. Bu mesela genç itfaiyeci dediklerimiz işte okullarda, ondan sonra AVM'lerde, daha çok şehirlerde şey yapıyor ama 35 binden fazla istasyonda 1 milyon gönüllü itfaiyeci var. Evet. Almanya'da. Evet. Son derece önemli. Efendim, bundan sonraki bölümlerde mevcut son dönem yangınlarından hareketle bir listeleme yaptınız, bir kritikte bulundunuz. Onları ele alalım lütfen. Güven Bey, şimdi konu şu. Her kazadan ve büyük yangından sonra detaylı raporlar hazırlanır. İncelemeler yapılır. Bunların amacı yaşanan olayda nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığını ortaya koymak ve düzeltici faaliyetlerde bulunmaktır. Ve bu raporlar yayınlanır. Kamuya da açıktır. Diğer ülkelerde böyle. Bizdeki durumu şey yapayım size. Kısaca özetleyeyim. Lütfen. Bu yaşadığımız büyük yangından sonra 28 Ağustos'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ikinci yangın çalıştayını topladı. Bilim adamları bu konuda önerilerini, değerlendirmelerini sundular. Fakat bu toplantıda Bakan Bey yoktu. Yerel yöneticiler dışında partili partisiz muhalif parti partisi ayrımı yapıldı. Yangının partisi olmaz. Yanan yerin
yangın alev geldiği zaman hangi partidensin diye sormaz. Şimdi bu biri kenara koyalım. Bundan iki gün önce 14-15 Ekim tarihinde henüz Ankara'da Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir yangın çalıştayı vardı. O çalıştayda da belediye başkanlarını ben görebildiğim kadarıyla pek rastlamadım. Orada da Ankara bürokrasisi takım elbiseleri içerisinde vardılar ve yangınların neden olduğunu ve nasıl önlenemeyeceği konusunda bir takım konuşmalar yaptılar. Efendim, bu yangınlar önümüzdeki yıllarda daha fazla ve daha büyük olarak tekrar edecek. İklim krizi dediğimiz olayın yansımasıdır bu. Bu seneki yaşanan sıcaklığın bu şekilde olacağı, yani son yılların en büyük sıcak yazını yaşayacağımız belliydi. Dünya Meteoroloji Örgütü ve bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bu konuda duyurularını aylarca önce yaptılar. Ama buna mukabil hangi önlem, hangi fazladan önlem alındı? Size çok kısaca şunu söyleyeyim. 28'in Temmuz'da Manavgat yangını oldu. 29'unda bir ulusal kanaldan beni aradılar. Ben o sırada Muğla Akyaka'daydım. Ancak aynen şunları söyledim. 29 Temmuz'da henüz yangın bir önceki gün başlamış. Şu anda dedim Akyaka'da hava sıcaklığı 42 derece, nem %10'un altında ve kuvvetli bir rüzgar var Poyraz'dan. Evet. Dolayısıyla bütün şartlar yangının meydana gelmesi ve büyümesi için hazır. Tüm Akdeniz ve Ege illerimizin valileri, yere mülki idaresi bu konuda tüm organizasyonu alarma geçmesi ve olağanüstü bir durumun varlığını duyurması ve gerekli yasakları koyması lazım dedim. Mesela hiçbir şekilde orman içerisine girmeyi yasaklamak lazım. Piknik yapılması vesaire bunları bırakınız dedim. Bir hafta sonra piknikler yasaklandı. Mangallar vesaire gibi saçmalıklar. İkinci konu şu. Şimdi böyle bir iklim şartı beklediğimize göre bizim 5 tane havaalanımız, Dalaman Havaalanı, Bodrum Havaalanı, Isparta Havaalanı, Antalya, bütün Gazipaşa Havaalanı, bütün bu havaalanlarında bizim helikopterlerimiz hazır olmalı ve beklemeliydiler. Bunlar yapılmadı. Marmaris'teki yangına birinci gün 2 tane helikopter ancak su atabildi. Herkes yangının büyümesini korkuyla izledi. Demek ki son yangınlara hazırlıksız yakalandığımız ve ilk müdahalede geciktiğimiz çok ortada. Bunun nedenlerinin çözümü kamuya ait. Ama olayı doğru tespit etmemiz lazım. Önümüzdeki yıl gene olacak bu olaylar. Tabii. Belki de artarak olacak. Belki artarak olacak. Şimdi bakınız Meteoroloji Örgütü diyor ki çok şimdiye kadar yaşanmamış bir kış yaşayacağız diyor. Şimdi bu kışa göre acaba kamu ne önlemler alıyor? Şimdi çok bilinen bir şeydir. Reaktif değil, proaktif olması lazım. Önceden hazırlanmamız lazım. O bakımdan son yangınlarla ilgili bütün bu orman ve genel müdürlüğünün imkanlarına rağmen aksiyonda şey yapıldı. Geç kalındı. Bir diğer gördüğüm özellikle şuydu. Acil durumlarda birinci kural olay komutanının otoritesidir. Olayın kimi yönettiğinin bilinmesidir. Biz olay yöneticilerini görmedik. Bakanlar, Orman Bakanı olayı yönetmez. Orman Bakanı koordinatördür. Biz kamuoyunun bilgilendirilmesinde Orman Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı ve diğer bakanları gördük. Halbuki orada olay yöneten komutanların, yani bu komutan dediğimiz askeri komutan olması şart değil, olay komuta amirinin olması ve onun görevlendireceği halkı bilgilendirmeyle doğru bilgilerin verilmesi, yangının gelişmesi hakkında ve alınacak önlemler, mesela tahliye yapılacaksa orada yangının gelişmesine göre
şu bölgeler tehlikededir, buralarda boşaltma yapılmalıdır gibi bilgiler verilmeliydi. Olay yönetiminde de zafiyet gördük. Burada son yıllarda karşılaştığımız bir diğer etken var. Yani söylemekten çekiniyorum ama belediye ve belediye başkanlıklarına mülki amirin farklı partilere sebep olması koordinasyon zafiyeti yaratıyor. Bakınız bir örnek vereyim size. Seneler önce Katrina kasırgası yaşandı Amerika'da. Evet. Ben size şunu söyleyeyim. 2 gün sonra Başkan Bush New Orleans'ın üzerinden geçerken New Orleans haritadan silindi demiş. Bana bu şekilde konu gelmedi. Çünkü neden? New Orleans'ta vali, belediye başkanı ve polis müdürü farklı partilerdendi. Koordinasyonu sağlayamadılar. Dolayısıyla bu afet acil durumlarda olayın büyüklüğünü anlamak ve doğru bilgiyi vermek önemlidir. Olayın büyüklüğünü anlamak ve ciddiyeti anlamakta geç kalındığı kanaatindeyim. Evet. Birçok olayda bunu gösteriyor. Zaten Bunun üzerine çeşitli programlar yapıldı. Ben küçük bir bilgi vereyim. İstanbul'da Prens Adaları'nda ormanlara girişin yasaklanması tarihi Eylül ayının son haftasıdır Cemal. Evet. Yani, ve o arada da tabii ki işte bildiğimiz yangında adada çıktı ve oldukça geniş bir alandaki ağaçları kaybettik, ormanı kaybettik. Evet efendim. Vaktimiz varsa kısa kısa geçeyim bir kere. Lütfen. Ormanla mücadelede Orman Bölge Müdürlüklerinin yangın amiri diye ayrı profesyonel kimseleri istihdam etmeleri lazım. Evet. Yani Orman Bölge Şube Müdürü değildir yangın amiri. Özellikle Akdeniz Ege bölgelerinde profesyonel yangın amirlerinin Orman Bakanlığı'nda görevlendirilmesi lazım. Çünkü bu insanlar sık sık değişiyor. Tayin oluyor. Bu yanlıştır. Bir diğer konu olay yerindeki haberleşmenin çok doğru yapılması, gereksiz konuşmaların önlenmesi. Bu tip büyük kazalarda ve olaylarda komuta çok önemlidir. İş yerine gelen, yangına gelen iş makinalarının uygun olması lazım. Şimdi yangın alanına gelen uygun olmayan bir iş makinesi oradaki hareketleri kısıtlar. Yangın güvenlik şeritlerinin yapılması lazım. Şimdi gördük mesela gönüllüler iyi niyetle terlikle elinde pet şişeyle yangın yerine gidiyor. Orada zaten dar yollarda itfaiye araçları yapamıyorlar, manevra yapamıyorlar. Belki yangından kaçacaklar. Hem kendilerine hem insanlar tehlikeye giriyor. Bunlar çok büyük zafiyetlerdir. Ondan sonra yangınla mücadelede mevsimlik işçi alınıyor. Mevsimlik işçilerin her sene farklı işçi alınması yanlıştır. Bunların belli bir eğitimlerinin, alışkanlıklarının olması lazım. Aksi takdirde bunlardan verim elde edilemez. Yangına ilk müdahale etmeye gelecek amir ve daha sonra gelecek ekiplerin uyum içerisinde olması lazım. Böyle büyük, uzun süreli yangınlarda ekiplerin tazelenmesi, yenilenmesi lazım. Gibi bir dizi şeyler var, konular var. Bütün bu konuların ben beklerim ve arzu ederim. Orman Bakanlığı, yangınla mücadelede daire başkanlığı tarafından bir SWOT analiziyle, yani zafiyetlerimiz, doğru yapılanlar, yanlış yapılanlar, düzeltilmesi gerekenler diyerekten açıklıkla hem kendi birimleri içerisinde hem de kamuyla paylaşılması lazım. Bunlar birçok yerde öğretici sonuçlar doğuracaktır. Şeyden kaçınmayalım. Tabii ki hatayı kimse kabul etmek istemez ama insandır, hata yapar. Mühim olan hatalardan gereken sonuçların çıkartılması, yanlışların gizlenmemesidir. Aksi takdirde aynı felaketleri tekrar yaşamamız kaçınılmaz olur. Evet, siz burada ordunun da görevlendirilmesinin önemli olduğunu belirtiyorsunuz ve aynı zamanda bu konuya ilişkin söyledikleriniz de var. Onları da aktarabilir miyiz acaba? Efendim şöyle, şimdi Silahlı Kuvvetler
pardon, silahlı kuvvetler emir komuta altında çalışan disiplinli bir örgüttür. Bunların deprem gibi, yangın gibi büyük doğal olaylarda kullanılması için daha önceden şeyler vardı, protokoller vardı, bir protokol vardı. Buna göre hemen birlikler vali tarafından göreve çağrılırdı. Şimdi nedendir bilinmez, silahlı kuvvetlerin bu tip büyük olaylarda göreve çağrılması gecikiyor. Evet. Bakınız, son yangınlara denizden müdahale mümkündü. Deniz kuvvetlerinin elinde yangına müdahale şeyleri var, gemileri var. Bunlar son günde geldi, Gökova'da kıyıdan su sıkmaya başladı. Bunlar kabul edilmez. Deniz kuvvetlerinden, kara kuvvetlerinden, hava kuvvetlerinin araçlarından faydalanmak mümkündü. Bu faydalanmana da gecikmeler yaşandığını düşünüyorum. Evet, aynı zamanda malzemesiz gelen askeri birlik ve mükelleflere anında malzeme verilecek önlemlerinde mutlaka alınması gerektiğini belirtiyorsunuz. Evet. Fakat çok enteresan bir başka arkadaşımız, özellikle senelerden beri Akdeniz ve Ege bölgesindeki turistik tesislerin orman yangınlarına karşı tedbirler alabilmesi için önemli bir çalışma yürütüyor. Hemen belirteyim, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı arkadaşımız Aziz Şasa. Fakat bugüne kadar bu konuda hiçbir başarı sağlayamadı. Siz de belirttiniz programın başında. Özellikle turistik tesislerin ve tabii ki sanayi kuruluşların kendi çevrelerindeki ormanlara mutlaka müdahale edecek önlemler almaları lazım. Çünkü o tesisler ve sanayi kuruluşları da tehdit altında herhangi bir yangın durumunda. Maalesef yani toplu bir eksiklikten bahsetmek mümkün herhalde. Gerek kamu yönetimi, gerek yerel yönetimler ve özellikle de özel kuruluşlar, sanayi tesisler. Bu konuda önümüzdeki dönemde süratle halledilmesi gereken en önemli konulardan biri olarak gündemde herhalde. Ne düşünürsünüz? Çok doğru. Burada her yönetim sisteminde lider önemlidir. Ama liderin konunun uzmanı olması gerekir. En azından konunun sahibi olması gerekir, daha doğru bir ifadeyle. Ama bunun dışında görev ve sorumlulukların çok net olarak ismen dağıtılması gerekir. Eğer herkes bakanın ağzına bakarsa olmaz. Evet. Olmaz. Bakan ortalıkta gözükmeyecek bile. Bakan ihtiyaçları koordinasyonu anında sağlayacak. Profesyonel bir yöneticinin orada olması, halkın karşısında sözcüsü kanalıyla bilgileri iletmesi, halka doğru yönlendirmeleri yapması gerekir. Evet, Cemal Bey, size çok çok teşekkür ederiz. Bugünkü programımızda verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Tekrar bu konu gündemimizden düşmeyecek. Önümüzdeki yıl ve tabii ki bir de kentlerdeki yangınlarımız var. Sanayi tesislerdeki yangınlarımız var. Bu konularda size danışmaya, sormaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim, teşekkür ederim. Keşke yangın çıkmasa da beni aramasanız ama evet. Giderek artıyor. Sağlıklar diliyorum, esenlikler diliyorum size ve tüm dinleyicilere, tüm vatandaşlarımıza. Çok teşekkürler efendim. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Afetsiz, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.